Selamun aleyküm. Herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Aracımız Volkswagen Polo 1.2 dizel CFW motor. Aracımızın trigger bakımını yapıyoruz. Trigger kayışı değişecek. Devir daim ile set. Hiç değişmemiş kayış. Orijinal duruyor üstünde. Şuradan belli olur kasnaklar üstündeki orta pislikten dolayı. Yedek su bidonumuzu söktük. Yedek su bidonumuz bayağı kötü. Aracın su kaçağı var. Su kaçağını gidereceğiz. Su kaçağımız burada. Yağ filtre kütüğünün altında. Su kaçağımız bu yağ filtre kütüğünün altından geliyor. Bunu sökeceğiz. Ve kütük komple değişecek. İçinden su geçerek yağı soğutuyor. Şimdi burayı göstermişken bir bilgi vermek istiyorum. Manifold'u gördüğünüz şekilde sağ taraftan yağ kaçağı var. Bunlar da manifold hastalık. Yani belli bir seride büyük ihtimal. Çünkü her poloda buna karşılaşmıyoruz bununla ilgili, yağ kaçağıyla ilgili. Çünkü çok polo müşterimiz var. Bununla ilgili daha evveliyatında birkaç tane poloda denedik. Söktük, onik takımını vesaire değiştirdik ama %100 sonuç alamıyoruz. Çünkü manifold değişim gerekli komple. Emme manifoldunun fiyatı yaklaşık 3500 TL. Yani pahalı. Şimdi aracın manifoldunu da sökeceğiz. Trigger bakımını da yapacağız. Yağ filtre kütüğünü, yani flanşını da söküp soğutucuyla beraber komple değiştireceğiz. Aşama aşama Allah'ın izniyle çekeceğiz ama ilk önce bu aracın trigger bakımını yapacağız. Trigger'i ayrı bir video alacağız. Trigger bittikten sonra emme manifold ve su flanş kütüğünü ayrı bir video halinde alacağız. Ondan sonra YouTube kanalımızdan takip edip izleyebilirsiniz. Şu an sökme işlemine başladık. Size eski bidonla yeni bidonu da göstereceğim şimdi. Evet, buraları dağıttıktan sonra eski bidonla yeni bidonumuza koyacağım. Size tek tek göstereceğim. Çıkan parçaları da göstereceğim. Takipte kalın. Evet, Volkswagen Polo'muzun ön taraftaki trigger'in olduğu bölümdeki hortumlarımızı, su bağlantılarını, turbo hortumumuzu komple aldık. Şu an her şey meydanda. Trigger'imiz meydanda. Motor kulağını sökeceğiz Allah izin verirse. V kayışımızı alacağız. Güzelce temizliğini yapıp yeni kayışımızın montajını gerçekleştireceğiz. Bunları şöyle koyalım. Aşama aşama çekeceğiz Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar, tekrar hayırlı akşamlar. Polo'muzun trigger seti tamamen meydana çıktı, gözüküyor. Kayışımız hiç değişmemiş şurada. Volkswagen logosunu görüyorsunuz. Made in Italia diyor. Kayışımız orijinal kayışı daha. Aracımız 140 bin küsürde. İlk trigger'i değişiyor. Şimdi şuradan kontrollerini gerçekleştirelim. Aracımızın şu an gösterdiğim devir daim pompası kenarlarından iyice yavaş yavaş kaçırmaya başlamış pası. Arabada hiç antifriz yok zaten. Bak burada net belli oluyor. Kayışımız değişecek. Avarabilyamız değişecek. Tekrar burada bir avarabilyamız var. Gergi kütüğümüz var. Devir daim var. Ve aşağıda tekrar bir avarabilya var. Bunlar set halinde değişecek. Allah'ın izniyle. Kayışımız bayağı yıpranmış duruyor. İyice kötü olmuş. Bunları pırıl pırıl temizleyeceğiz ve değiştireceğiz Allah nasip ederse. Çıkan parçaları inceleyelim. Şu üstteki koruma kapağı trigger'in. Şöyle bırakalım. Bu da alttaki trigger kapağımız. Kayışın şu kısmına geliyor. Şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde oluyor. Üstüne de kapağı geliyor. Ve motor bağlantı kulağı da geliyor. Şöyle kapaklarımızı koyalım. Bu çıkan motor kulağımız Polo'dan. Motor bağlantı kulağı, motoru tutan sağ kulağımız diye geçiyor. Bu da üstteki bağlantısı. Motor kulağının bağlantı yeri. Kayışımız söküldü. Bu da krank kasnağımız diye geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi 4 cıvatayla çıkıyor. Kasnağımızın burada sent işareti var. Onu da göstereyim sökmüşken. Evet. Buradaki yarık bölgeyi görüyor musunuz? Bu normalde cıvatalar tek bir noktada geliyor. Burada pin var da tek bir noktada geliyor ve kapağın şöyle
kapağımızın, böyle hemen göstereceğim. Çeviriyoruz şu an. Evet. Kertik buradaki çizgiye denk geliyor normalde. Ama biz böyle yapmıyoruz tabi. Bizde kitleme aparatları var. Kayışımızı buradan kitleyeceğiz. Pompadan kitleyeceğiz ve alttan kitleyeceğiz. Onların da videosunu atacağım Allah nasip ederse. Şimdi ilk etabını çektik videonun. Şimdi birazdan aparatlarımızı takacağız kayışın üstüne. Size göstereceğim Allah nasip ederse. Evet, selamünaleyküm tekrardan. Aracımızın sent aparatlarını şu an taktık. Eksantrik pompa. Come on rail, yani yeni nesil pompalarda. Aslında bunu takmaya gerek yok ama işte görsellik olsun diye taktık. Normalde sente bile almasanız geçerli oluyor. Çünkü bunlarda sente yok pompalarda. Eksantriklerimizi kilitledik. Eksantriği alttan bir bakalım. Evet, aparatımız burada. Aşağıdaki nokta aparatın alttaki çizgiye denk geliyor. Öyle odaklayalım. Şu an kilitledik aparatlarımızı güzel şekilde. Kayışımızı sökeceğiz. Boşa alacağız kayışımızı. Ve devir daimimizi çıkartacağız. Şu parçayı. Buradan su akacak zaten. Ondan sonra toplayacağız Allah nasip ederse. Evet, trigger kayışımızı yerinden çıkarttık. Gergi kütüklerimiz, bilyalarımız hepsi şu an söküldü. Devir daimimizin olduğu yer. Şöyle bir bakalım. Evet, hep pas. Tortu koklamış komple. Çıkan malzemelerimize bakalım. Gergi kütüğü, devir daim, havale bilyaları, bilyamız. Evet arkadaşlar, trigger setimiz set halinde, boş marka. Şöyle bir kutuyu çıkartalım, tek tek bakalım Allah nasip ederse. Şöyle kutumuzu koyuyoruz, boş. Evet, devir daimimizi çıkartıyoruz. Kullanma talimatı var. Evet, devir daimimiz burada. Şöyle kutumuzu da koyalım. Paket yerini hemen bakıyorum. Açtım. Evet, kayışımız boş marka. Pılır pılır. Made in Germany. Evet. Trimerin kilometre kağıdı. Burada da rulmanlarımız var. Civatalarımız, rulmanlar, gergi kütüğü, avere bilyaları. Muhteşem bir set. Çok kaliteli bir set. Eskaif, Ina, Bosch. Bunlar çok kaliteli markalar. Daiko da onların arasında. Şu an malzemelerimizi inceledik. Tek tek yerine takacağız Allah nasip ederse. Evet, trigger olan bölümümüzü güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Toz, pislik vesaire ne varsa bunları temizleyeceğiz spreyimizle. Ondan sonra triggerimizin yerine güzelce montajını gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Pazartesi mesaisine başladık. Evet, güzelce kuruyacak havayla temizleyeceğiz ve triggerimizi yavaş yavaş Allah nasip ederse yerine takacağız. Şöyle gösterelim. Evet, trigger setimizi şu an taktık. Montajı bitti Allah'a şükür. Evet, Bosch marka. Made in Germany. Civatalarımız değişti. Avere kasmak. Gergi bilyamız, devir daim, bir tane daha avere kasnak, avere bilya diye geçiyor. Şu an trigger kayışımızı taktık, sprey ile güzelce temizledik. Kapaklarını filan yıkayacağız, kapaklara bayağı toz içinde. Zaten buradan belli oluyor. Kapakları yıkadıktan sonra triggerimizin montaj işlemi bitiyor. Yağ soğutucu kütüğünü değiştireceğiz, bu da değişen parçalar zaten. Devir daim zaten. Biraz daha gitse suyu kaçıracakmış. Eski parçalarımızı da kenara koyacağız. Çıkan parçalarımız. Şu an
Topluyoruz Allah'ın eşliğini. Trigger'imiz bitmek üzere. Evet arkadaşlar, trigger'imizi taktık Allah'ın izniyle. Trigger kapaklarımızı topladık. Motor kulaklarını bağladık. Kayışlarımızı da topladık. Şu an aracımızın hortum ve tesisatlarını tek tek takacağız. Şuraya da yapıştırdık trigger bakımını. Arkadaş müşterimiz satar, alan kişi de bilgisi olsun. Çünkü ikinci elde çok sıkıntı yaşıyoruz bu konuyla ilgili. İkinci elde alınan arabanın trigger bakımı bilinmiyor. Şimdi bunun kontrolünü ekspertizi yapmıyor. Dolayısıyla riske atmayalım diye biz de buraya bilgi yapıştırdık. Olur ya, müşterimiz satmaya karar verirse alan kişi de en azından bilgisi olur. Trigger bakımımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Çok az işleri kaldı Allah'ın izniyle. En son marş esnasında tekrar video alacağız. Arkadaşlar, trigger montaj işlemimiz tamam. Şimdi manifold sökülecek aracın. M manifold yağ filtre kütüğü değişecek. Şimdi sizde bir şey paylaşmak istiyorum. Bu aracın yeni sıfır yedek su bidonu. Şu an taktık yerine. Bu aracın eski yedek su bidonu. Şöyle arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Yani resmen katran bağlamış. İçerisi of. Yani pas, komple pas. Ya bu da sebebi de şu. Bu araç uzun süre suda kullanım. Yani suda kullanım yedek su bidonu. Yani plastik aksama bu şekilde etki ediyorsa aracın motor bloğunu ve silindir kapağının içini siz düşünün derim. Çünkü bu suda kullanım araca çok ciddi zararlar veriyor. Antifriz en maksimum 150 TL'dir. Yani kullanacağınız litreye bağlı. Antifriz kullanım böyle sebeplere yol açıyor. Bundan daha da kötüsü oluyor. Şimdi zaten antifrizi koyduğumuz zaman bu araçta sıkıntılar başlayacak. Antifrizden dolayı buradaki filtre kütüğünü de zaten bozmuş alttaki. Bunlar da kronik ama biraz daha önce kilometreyi düşürmüş yani. Daha önce arızaya gelmiş. Çok ciddi bir sıkıntı bu antifrizsiz kullanım. Antifriz arabanın her şeyi, yaz kış. Antifriz olması lazım. Çünkü antifriz hem donmayı değil aracın içeride temizliğini de yapıyor. Kolay kolay da hiçbir sorun olmuyor antifrizde kullanıldığı vakit. Pırıl pırıl yedek su bidonunu koyduk. Aracı birkaç kere suyunu temizleyip antifrizini koyacağız Allah nasip ederse. Herkese kolay gelsin.